yılda bir adaya gidip orayı sömürmeye karar verdikleri zaman kendileri yapmak, görünmek istemiyorlar. Diyorlar ki içeriden bizim dilimizi bilen, bize hayran belli bir kitleyi alalım, satışları o yapsın. Biz uğraşmayalım bu süflilerle diyorlar. Bunu çok yani kolay gerçekleştiriyorlar bu. Belki evet. Ama peki, asıl soru bu olması gerekiyor belki. 20 yıl sonra, tam 20 yıl sonra bu düzen nasıl devam ediyor mu? Tabii her şey aynen devam ediyor. Yine birileri yetişiyor. Tabii. Yetiştiriliyor. İçeride var. Zaten bizim basın mensuplarının hemen çoğu dışarıdan para alırlar. O zaman da partiler vardı. O zaman da seçimler vardı. O zaman da üç damar vardı. Dini hassasiyeti olanlar, Türkçüler ve sol, milli sol. Bunların hepsi Müdafaa-i Hukuk, Kuvayi Milli adı altında ortaya çıkarak partiler seçimlerden uzak bir şekilde millet olarak bir araya geldi. Çoban ateşleri sistematize edildi ve bir devlet kuruldu. Yani biz bunu hayal etmiyoruz. Bir ütopya değil. Ve yine böyle olmak zorunda kalabilir. Çünkü 1 milyon kişi eğer bir araya gelip de harhur deyip sokaklara dökülmeden ama platformlar oluşturarak biz buna evet demiyoruz yeter artık dediği zaman orada bir şeyler değişir. Ama bu insanları çok güzel bölüyorlar. Sen şu partidesin, sen bu parti, sen öbür partisin derken millet iyice kafası karışıyor. O ona oy veriyor, bu buna oy veriyor falan derken yeniden 70 senedir yaşadıklarımızdan birini daha yaşıyoruz. Birini daha. Yani dolayısıyla dini hassasiyeti olanlar, imamlar, hacılar, hocalar vardır. Onlar aynı zamanda Mustafa Supi gibi bir sol, aynı zamanda Yusuf Ziya veya Ziya Gökalp gibi Türkçüler. Ama bu toplumun her kesimi olduğu için bunu söylüyorsunuz değil mi? Her toplumun her kesimi bir aynı çatı altında her toplanarak. Her kesim değil, hainler yok bunun için. İhanet edenler yok, Ali Kemaller yok. Ama yani bu adamların her biri, yani o bir tane mütedeyyin, İslami tarafı daha hassas, daha önde olanlar da oradadır. Türkçüler de oradadır. Ve bugün de aynı üç damar vardır. Yani bu üç damar yine bir araya gelmek zorunda. Bir araya gelmeden bir yere gidemeyiz. Mutlaka bir arada olacağız. Birbirine saygılı bir biçimde Aksaçlılar mesela nasıl Türkmenistan'da hala devam ettiriyorlar. Doğrudan demokrasi. 2500 tane Aksaçlı var. Bunlar yani kadın ya da erkek olabiliyor ve toplumun bütün sorunlarını bilen, kendi yerel bölgelerinde tamam burada bu sorunlar var diyebilen insanlar bir araya gelip konuşuyorlar. Fikir teati ediyorlar. Ondan sonra bir çözüm doğru gidiyorlar. Bence bunların yapılması lazım. Son dakikalar var. Ben kısa birkaç soru daha sormak istiyorum. Son mesela Cumhurbaşkanı olduktan sonra Sayın Erdoğan'ın ziyaretçileri gelmeye başladı. Her kesimden gelen var açıkçası. Bir ama pazar... ilk ziyaretçi ilginçti mesela. İlk ziyaretçi geldi. Ama sonraki gelenler de ilginç. Mesela şu an tabii, ben büyük bir pazarlık sanki diyor. Bir pazarlık yani devam ediyor gibi geliyor bana. Bilmiyorum siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Biz bir pazarlığın ortasındayız zaten. Öyle mi? Bir pazarlığın, Türkiye bir pazarlığın ortasında yem ediliyor bir takım yerlere. Ama bu binlerce yıllık bir devlet. Bu o kadar kolay değil ve son lafım şu olsun, yani Morton Abramowitz gibi hani Amerikan derin devletinin ortasında duran adam çok ilginç bir laf etti mesela geçen yazılarından birinde, CFR'de çıkıyor bu yazılar. Biz dedi baştakileri hallettik dedi, evet onlardan yana korkumuz yok ama bizim dedi her zaman sürprizler yapan Türk milletinden korkumuz var dedi. Türk milletinden korkuyorlar. Yani millet kendi gücünün farkına var ve evet dediği zaman ondan korkuyorlar. Çünkü daha önce yapmışız bunu.